kediler. Sizin burada Ay'da ne işiniz var? Ay'da mıyız biz? Limpo, neden söylemedin? Ay'da hava yok ki. Nefes alamıyorum. Köfte saçmalama, Ay'da falan değiliz. Değil miyiz? O zaman Mars mı burası? Hayır, dünyadayız. Üzgünüm Kozmo. Ay'a ve Mars'a gitmek benim hayalim. Ve bugün de benim doğum günüm. Ama astro kedilerin ağlamaması gerekir, değil mi? Ama ben astro kedi değilim. Asla Ay'da yürüyemeyeceğim. Ya da Ay canavarını göremeyeceğim. Ya da Mars'ta bir dostum olmayacak. Ve asla bir uzay patatesi yeme şansım olmayacak. Uzay patatesi mi? Bütün Marslılar ondan yer. Uzay gemimi yeniden çalıştırmam lazım. Asla başaramayacağım. Mafi kediler, bir fikrim var. Kozmo'yu Ay'a ve... Mars'a göndereceğiz. Ama bu çok tehlikeli. Hayır. Milady, söz veririm, son derece güvenli ve şimdiye dek görülmüş en büyük doğum günü hediyesi olacak. Şşt, hadi. Bir işe yaramıyor. Asla çalışmayacak. Bak Kozmo, sana büyük bir sır vereceğiz. Bizim bir uzay gemimiz var. Öyle mi? Doğum günü kutlu olsun Kozmo. Ay'a gidiyorsun. Ve de Mars'a. Bu bir çöp tenekesine benziyor. Aynen öyle. Biz tasarladık. Böylece kimse uzay gemisi olduğunu bilmeyecek. Söz veririm. Kimseye söylemeyeceğim. Merak etmeyin. Güzel. Hadi atla bakalım astro kedi. Bir dakika. Peki nasıl yön vereceğim? O kendi yönünü bulur. Onun robot bir beyni var. Vay canına. Uzay gemisinin robot beyni bu telsiz aracılığıyla seninle konuşabilir. Sana ne söylersem bunu yapmak zorundasın. Tamam efendim. Gösteri zamanı. Vay canına. Bu ileri teknoloji. Şimdi Kozmo'yu arama zamanı. Merhaba Kozmo. Ben uzay gemisiyim. Vay canına. Bir ismin var mı? İsmim mi? Kaptan Göbek Deliği. Vay canına. Bu duyduğum en havalı isim. Kalkışa hazırlan. 10, 9, 8. Sonra? 7, 6 kere 7, 42. Artı 2 eder 40. Ay'a hoş geldin. Vay canına. İnanamıyorum, geldik. Vay canına. Dünyayı görüyorum. Dünyanın kulakları olduğunu bilmiyordum ama. Tamam. Şimdi keşfe çıkıyorum. Dur. Kıpırdama. Sakın nefes bile alma. Unutma, Ay'da çok yer çekimi yok ve... Dikkat etmelisin, burada çok hafif olacaksın. Ay canavarı alarmı! Ah!
Ay canavarı. Oh, benim hayal edebileceğimden bile daha korkunçmuş. Kozmo, gitmek zorundayız. Ama daha yeni geldik. Evet, ve şimdi Mars'a gidiyoruz. Mars mı? Kalkıyoruz. Ben Kozmo, keşif lideriniz. Duyuyor musunuz astronotlar? Ben Limponet duyuyorum. Ben Milady. Plan nedir? Miyav gezegenindeki uzaylı kalamarların ana üssüne saldıracağız. Bizi asla durduramazsınız dünyalılar. Siz de lazerlerimizin karşısında asla duramazsınız uzaylı kalamarlar. Gidelim. Acil durum. İzce düştü. Merkez, geri çekilmemiz lazım. Oh, dayanın, geliyorum. Dünyalılar da rüzgarda magnetizeri varmış. Bu irtifada hava akımına dayanamayız. Evet, rüzgar demagnetizeri işe yaradı. Uzaylıların üssü artık bizim kontrolümüzde. Hey, yaşasın! Zafer! Ve Miyav gezegeni bizim patilerimize düştü. Uzay savaşları tüm oyunlar arasında en pati kuladesi. Evet var Kozmo. Sana yardım patisi uzatırız. Kurtarma görevi için ekibin biz olacağız. Pati kulade Limpo. Ama asteroidi nasıl bulacağız? Önce bu gemiyle Galileo yıldız üssüne ulaşacaksınız. Bakın. Galileo'da güçlü sensörler var. Size asteroidin tam konumunu gösterecek. Kozmo, Galileo'yu açmak için bu astro kontrol panelini kullan. Şifre kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Bunu hatırlayacağım. Şuraya bakın, ayı geçiyoruz. Vay canına, çok leziz. Peynire benziyor. Astro kediler, Galileo yıldız üstüne ulaştık. Bu çok pati kulade. Vay canına, dev bir elektrik süpürgesi gibi. Ama burada kimse yok. Evet Milady. Çünkü bir yıldız üstünde her şey otomatiktir. Tamam. Ama kapıyı açamıyorum. Merak etme köfte. Şifreyi biliyorum. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi, pembe. Tuhaf. Doğru şifre olduğuna emindim. Şunu deneyelim. Pembe, mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Tamam, şimdi buldum. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Ne düşünüyorsunuz? Kolaydı değil mi Buffy kediler? Kozmo, Buffy kediler. Yardım çağrımı almışsınız. Merhaba Asri Kedi. Ne oldu? Uzayda yolculuk ediyordum ve gemim sistem arızası yaşadı. Bir şey bana çarptı ve bu küçük ama tehlikeli asteroide indim. Dokunduğu her şeyi donduruyor. Koordinatları yolluyorum. Böylece gelip bana yardım edebilirsiniz. Tamam. Artık ezberledim. Asri Kedi, biz geliyoruz. Bu tek koltuklu gemiler çok hızlılar. Beni izleyin, bu taraftan. Hayır, bu taraftan. Beni izleyin.
patikulade. Astrid kedinin koordinat seansı tamamlandı. İşte donmuş asteroid. Ah, canım tüylü dostlarım, beni kurtarmaya geldiğinize çok sevindim. Daha yakından bakacağım. Böylece seni o asteroidten nasıl kurtaracağımızı bulacağız. Ama uzayda nasıl hareket edilir ki? Uzay iticilerimi kullanabilirsiniz. Ha! Ama bunlar saç kurutma makinesine benziyor. Onlar uzay iticileri Pilu. İşte Astrid kedinin gemisini mahsur bırakan buz. Sakın dokunma Kozma. Hayır. Kozma asteroidin ona dokunan her şeyi dondurduğunu unuttu. Buza dokunmadan Kozma ve gemiyi kurtarmak hiç kolay olmayacak. Bir Buffy Bean fırtınası yaptım. Buzu bu saç kuruttum. Yani uzay iticileriyle eritelim. Teşekkür ederim tüylü dostlarım. Ama uzay gemim çalışmıyor. Motorunda bir sorun olmalı. Hey! Bakın uzay patatesim. Oradaymış. Başardın Kozmo. Yeniden çalışıyor. Muhteşem. Size borcumu asla ödeyemem. Öyle deme. Bir gün senin yardımına ihtiyacımız olabilir. Doğru dedin Pilu. Sonsuza dek tüylü dostlar olacağız. Yakında görüşürüz. Miyav gezegenine dönelim. Günaydın kedi. Buffy uzay görevimiz başarılı oldu. Ve bana patikulade yeni bir şarkı için Buffy beyin fırtınası sağladı. Ama... Uzay iticimi kaybettim.